Evet dostlar, nerede kalmıştık? Kadırga koyunda, Behram Kale'de kalmıştık. Orada Taner abiyle çok güzel, çok keyifli iki gün geçirdikten sonra ben tekeri döndürmeye devam ettim. Abi görüşürüz, hoşçakal. İyi yolculuklar kardeşim. Baktım ki bu hızla gidersem Türkiye turunu tamamlama şansım kışa kadar olmayacak. Biraz daha hızlandırmaya başladım. Kadırga koyundan nereye geçtim efendim? Dikili'ye, Dikili'den Foça'ya, Foça'dan İzmir'e, İzmir'de de Mustafa kardeşimle birlikte iki gün, çok keyifli iki gün geçirdim. İzmir'de yeni Foça, eski Foça, Urla, Seferihisar. Buraları hep dolaştım ama en çok eski Foça ve Urla çok hoşuma gitti. Oralara ilk fırsatta tekrar gideceğim. Zaten İzmir'i bitiremedik. Çeşmesi, Alaçatısı vardı. Oralar çok meşhur. Mustafa kardeşime dedim ki oraları dedim tamamen bitirmeyelim. Bir dahakine en kısa zamanda tekrar geleceğim. Oraları bir elden geçiririz diye ben tekeri döndürmeye devam edip Kuşadası'na geçtim. Kuşadası'nda da çok fazla oyalanmadım. Bir gün de orada geçirdikten sonra şimdi Didim'deyim. Didim'de gerçekten çok harika bir yer. Buraya da ilk defa geldim. Geldiğimde böyle sabahın erken saatleriydi. Çünkü bu sabah çok erken uyandım. Çok dinamik uyandım. Erkenden motora binip sabah saatlerinde Didim'e ulaştım. Sakin, huzurlu bir şehirdi. Defalarca denize girdim çıktım. Hala huzurlu ama sakinlik akşamın serinliğiyle birlikte gitti. Çünkü insanlar cıvıl cıvıllar. Herkes böyle çıkmışlar, eğleniyorlar. Yürüyüşe çıkmışlar. Ben de burada canlı müzik eşliğinde burada sahilin keyfini çıkartıyorum. Bu geceyi burada geçireceğim. Burada bugün benim için inanılmaz keyifliydi. Geceyi de böyle keyifli geçirebilirsem belki burada bir gün daha geçirebilirim diye düşünüyorum ama aklımda hep kafamdaki o Türkiye turunu tamamlamak var. Bazen böyle gitmiş olduğum günleri sayarak aşağı yukarı durmak istedim, durakları saymak istediğimde bu kadar yavaş gidersem, her durakta iki gün geçirirsem, her hoşuma giden yerde bu turu tamamlamam mümkün değil. O yüzden tekeri biraz daha hızlı, her gün bir durağa geçerek gitmem gerekiyor diye düşünüyorum. Efendim Didim sahiliyle, kumsalıyla, insanlarıyla gerçekten çok harika bir yer. Ya ne yalan söyleyeyim, bu zamana kadar gitmiş olduğum yerlerden en fazla keyif aldığım yerlerden bir yer oldu burası. Tabii tur niyetiyle çıktığım için burada da çok fazla oyalanmayacağım dediğim gibi. Buradan da tekeri döndürüp yarın inşallah Bodrum'da olacağım. Bodrum'a da daha önce kıyılarına kadar gitmiştim ama içeri girmemiştim. Bu sefer bu fırsatı bulmuşken oraları da bir gidip göreceğim. Bizim delikanlı da burada. Sabahtan beri burada duruyor. Burası aslında trafiğe kapalı bir alan. Bir arkadaş buradan geçerken akşam üzeri zabıtalar bol bol fotoğrafını çektiler dedi. Ya ceza yazdılar ya da hoşlarına gittiği için delikanlının şekli şemali fotoğraflarını çektiler. Umarım sadece hoşlarına gittikleri için çekmişlerdir. İlişkimiz gayet iyi gidiyor bu delikanlıyla. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Gayet keyifli sürüşlerle tura ben devam ediyorum. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar ben Çanakkale'deyken yağ bakımını yaptırmıştım. Yağ bakımını yaptırırken de böyle kısa görüntüler almıştım ama bu Çanakkale'de hazırlamış olduğum videoyu hazırlarken o bölümü ben atlamışım. 300 liraya yağ bakımını yaptırdık. Zinciri temizlediler, yağladılar. Bir de yağ değişti. Yapılan işlem bu kadar. Bir de genel bir gözden geçirdiler. Bir aksaklık bir şey var mı diye. 300 liraya servis, iş bin bakımını
halledip yoluma devam ettim. Bunu da artı parantez söyleyeyim. Bir de hep söylemek istediğim bir şey vardı. Bugün sayfada paylaşılınca ben de söylemek istedim. Şamyelli iç lastikli tekerlerimiz olduğu için ben de tedbiren ön ve arka lastiğe de 250 ml Formulax uyguladım. Bu Formulax'ı kullanıp hatta tekerini deldirip de başarılı bulan arkadaşlar varmış. İnşallah benim tekerim delinmez ama ben de bunu tedbiren uyguladım. Eğer öyle bir şey olursa umarım ben de yolda kalmadan yoluma devam ederim. Dostlar aslına bakarsanız günlerdir video paylaşmıyorum. Çünkü tembellik mi desem, bencillik mi desem, video çekmediğim zaman, çekmeye uğraşmadığım zaman yol, ne yalan söyleyeyim, yol daha keyifli oluyor. Çünkü işte orayı çekiyorum, burayı çekiyorum falan. Yani açıkçası son günlerde video çekememem, paylaşamamın sebebi bu oldu. Biraz böyle yolların büyüsüne, doğanın büyüsüne kendini kaptırdığım için videolar böyle gecikti. Ama bundan sonra tabii umarım öyle ümit ediyorum. Videoların sayısını belki her gün yine olmayabilir ama mümkün olduğunca sık video paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir de böyle yolda olmanın güzel tarafı ne biliyor musunuz? Böyle hemen hemen her gittiğim yerde böyle güzel insanlarla tanışıyorum. Burada da Ünal abiyle tanıştık. İnanılmaz böyle enerjik bir abiydi. Ben 64-65'tir diye tahmin ettim. Kaç yaşındayımdır dediğimde efendim 79 yaşındaydım abi, kimlik görmeden inanmam dedim. O kadar enerjik, o kadar dinamik bir abiydi. Hatta çocukluğundan kalma motosiklet hevesi olduğu için, motosiklet sürme hevesi olduğu için hayalinde de böyle çok uzun yollar, kilometreler yapma arzusu olduğu için benim de motoru görünce öyle geldi. Motor muhabbetiyle birlikte başladık. Uzun uzun sohbetler ettik kendisiyle. Tabii yaşının getirmiş olduğu tecrübelerini, bazı şeyleri dinledim. Ona da ben aklımın erdiğince, daha doğrusu kendi fikirlerimden bahsettim. Dün bugün motora binmek istiyorsan abi, bunun yaşı yok, mutlaka bin dedim. Abi tabii büyük motorlara hevesli. Ben alırsam direkt büyüğü alırım dedim abi, aman bir 125'likten falan başlayalım ufaktan. Ondan sonra büyüğe doğru geçeriz. Hatta o böyle sağlam bir chopper binmek istiyor. Şu meşhur markayı söyledi bana. Dedim abi sen en önce bir 125'lik scooter'la başla ufak ufak. Ondan sonra dedim zaten o sana yetmeyecek, gerisi de gelir. Hakikaten çok güzel abiydi. Böyle çok güzel sohbetlerimiz oldu. Birlikte yemek yedik, çay içtik. Ama tabii ben o esnada telefonu şarja takmıştım. Dedim şarjdan çıkardıktan sonra bir selfie onunla da çekiniriz dedim ama şarja taktığım, yemek yediğimiz dükkanda bırakmışım telefonu. Dolayısıyla onunla çekinemedik. İnşallah bir daha en kısa zamanda karşılaşırız diye ayrıldık. Umarım bir daha tekrar görüşebilirsek Ünal abi, seninle şöyle güzel bir manzarada böyle o enerjinle birlikte bir selfie çekiniriz. Ben de dostlarıma seni göstermiş olurum. Dostlar ben böyle kenarda oturmuş, sokağın enerjisiyle böyle keyifli bir gece geçirirken bir taraftan da videoyu hazırlamaya çalışıyorum. Böyle hazırladıkça, görüntüleri gördükçe aklıma da geliyor. Çanakkale'de hatırlarsanız Koruk suyunu bulamamıştım. Dikili'de o da vardı ama Çanakkale'de içtiğim gibi böyle limonata gibi değil, onu böyle korukları kaynatarak, şerbet kıvamı, pekmez gibi kaynatarak suyla karıştırılıp içilecek şekilde konsantre halinde satılıyordu. Tercih etmedim ama İzmir'de Mustafa kardeşimle gezerken Karadut'un orijinalini buldum. Onu böyle serin serin keyifli bir şekilde içtim. İzmir'e de giderseniz hakikisinden bulmak şartıyla, ki hemen hemen bütün tezgahlarda hakiki Karadut şerbeti diye yazıyordu. Ben hakikaten
hakikisini buldum diye öyle tahmin ediyorum. Çok lezzetliydi, çok ferahlatıcıydı. Size de yolunuz düşerse mutlaka mevsiminde giderseniz tabii ki tavsiye ederim. Yeni insanlarla tanışmaktan bahsetmişken dostlar, Dikili'de de tanıştığım genç arkadaşları ihmal etmemem lazım. Onların sayesinde de çok keyifli bir gece geçirdik. Muhabbet, sohbet. Ne yalan söyleyeyim, kamp attığım alandaki kampçı komşularım biraz suratsızlardı. Onlara da söyledim, eğer dedim siz de bu gece burada birlikte olmasaydık, sohbetiniz, muhabbetiniz olmasaydı ben hakikaten burada çok sıkılırdım diye kendilerine de söylemiştim. Tabii onları da kanalıma abone ettim. Arkadaşlar tekeriniz düz bassın. İnşallah bir gün bir yerlerde sizlerle de yine karşılaşmak ümidiyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar efendim. Bunu her söylediğimde şey geliyor aklıma, abi haber spikeri gibi videoları kapatıyorsun diye. Ama ne yapayım, böyle daha güzel, daha samimi oluyor diye düşünüyorum. Tekrar görüşünceye kadar esen kalın efendim. Hoşça kalın.